Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu 5 ve 8. sınıfların öğrencilerin bilişim teknolojilerine kullanım sıklığı olacak. Öncelikle şundan bahsedeceğiz. Teknoloji nedir? Teknolojinin tabii farklı kişilere göre farklı tanımları var. Simon'a göre teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurması. Bundan dolayı yola çıktığı bir disiplin. McDermott'a göre ise teknoloji somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı üzerinde denetimi sağlamasıdır. Yani teknik olarak üstün olanın üstün olmayana denetim sağlaması olarak geçiyor teknoloji. Tabii bilgi ve iletişim teknolojileri kavramı ise bu teknolojinin ilerlemesiyle günlük hayatımıza girmiş. Bilgisayar 90'lı yıllardan itibaren günlük hayatımıza yer almaya başladı. Buna bağlı olarak da bu gelişmeler de literatürümüzde bilgi teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi bu alana özgü kavramların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Evet. Bilgi teknoloji kavramı da varış şöyle söylüyor. Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan teknolojiler olarak adlandırılmış. Devam edecek olursak, bilgi ve teknoloji iletişim araçları işte donanım, yazılım, iletişim olanakları, geniş alan ağları ve iletişim protokolleri birleşimi olarak geçiyor. Yalnız alanlara göre tabii ki bilgi ve iletişim teknolojileri farklılık gösteriyor, farklı anlamlar içeriyor. Mesela ekonomi sektörü için teknoloji üretilen mal ve eşyaları temsil eder. İşletme sektörü için ise insanlar kuruluşlar tarafından bilgi işlemi ve iletişim amacıyla teknolojinin kullanımına karşılık gelir. Eğitimde ise bu tamamen farklıdır. Eğitimde öğretmen ve öğrencilerin nasıl desem... Bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı bunların nasıl söylesem bir dakika belli bir seviyede sahip olmaları gereken beceri ve yeterlilikleri kapsar. Evet. Farklı sektörler için farklı anlamlara geliyor ama eğitim için tekrar söylüyoruz yeterliliktir. Yani bilgi ve iletişim teknoloji kullanım yeterliliğidir. Peki ne gibi şeyler kullanılıyor? Pedagoji 2 ve Web 2 araçları. Peki pedagoji 2 ne? Fikirler, bireyler, bilgi ağı arasındaki bağlantının teknolojiyle desteklenmesiyle ortaya çıkmış bir öğrenme çevresidir. Bu öğrenme çevresinde bireyler bilgi paylaşımı, sosyal etkileşim, iletişim birliği ve sosyo-kültürel öğrenmeler sunmaktadır. Web 2 uygulamalarını kullanarak bunu yapmaktadırlar. Web 2 uygulamalarıyla çocuk işbirlikli, paylaşımlı ve sosyal etkileşimli ortam özellikleri, ortam olma özellikleri de informal öğrenme sağlar öğrenciye. 2007'de. Evet. İşbirlikli öğrenme, sosyal öğrenme, problem tabanlı öğrenme gibi yaklaşımdan kullanıma imkan sağlamaktadır. Bu Garcia ve diğer arkadaşlarının tanımıdır 2007'de. Devam edecek olursak, biz bunlardan tüm yola çıkarak ne yaptık? 5 ve 8. sınıf öğrenciler... Ne kadar sıklıkta bilişim teknolojilerini kullanıyor? Çünkü artık bilişim teknolojileri hayatımızda olmazsa olmaz. Bununla ilgili bir ölçek hazırladık. Bu ölçek de Amasya-Taşova ilçesindeki bir ortaokulun 5. sınıfa giden 112, 8. sınıfa giden 103 öğrencisine uygulanmış. Sonuçlar da şu şekilde elde edilmiş. İlk sorumuz şu şekildeydi. Kaç yaşındasınız diye. 5. sınıfta %41'i 11 yaşında, %58 ise 10 yaşında çıktı. 8. sınıflarda ise 13 yaşında olanlar %64, 14 yaş ve üzeri %30, %5.8 ile 12 yaşında. Buradaki farklılık, 8. sınıflardaki farklılık 4 artı 4 sisteminin gelmesinden ötürü, evet, oradaki farklılıktan dolayı yani kendi yaşıtından 1 yaş, 2 yaş küçük olanlar var. Erken mi başlıyor? Evet, kimileri erken başlar çünkü bu dönem şu anda 4 artı 4'ün ilk başladığı döneme gelen, evet, denk gelen 8. sınıflar. Hatta bu sene LGS'de 600 bin öğrenci fazla girmesi bundan dolayı. Yani 1 milyon 8 bin öğrenci girecek. Yani 600 bin öğrenci daha fazla girecek LGS'ye. Bu da o farklılıktan dolayı 8. sınıflar. Kaçıncı sınıftasın? Zaten 112 öğrenci 5. sınıf, 103 öğrenci 8. sınıf demiştik. Cinsiyet olarak... 5. sınıflarda erkek ağırlıklı, kızlar yarıdan biraz az.
8. sınıflarda ise erkek kız daha fazla, erkek yarıdan biraz daha az olarak şey yapılmış. İşte olmaması zorunda olur mu? Yok. Sen eşit zaten olamazsın. Evet. Evet, ilk sorumuz şuydu. Bilgi edinmek için bilişim teknolojilerinden mi yararlanırım? Biz bu ölçeği şöyle yaptık. Hiçbir zaman, nadiren, ara sıra, sık sık ve her zaman bu şekilde ölçeği sunduk. Sonuçlar şu şekilde çıktı. %50 5. sınıflar ara sıra kullanıyorum dedi. 8. sınıflarda ise %33 çıktı. Sık sık kullananlar %47, 5. sınıflarda %18. Tabii bu tablolar her zaman size doğru sonuçlar vermeyebilir. Bunun için Likert ölçeği şeklinde bunlara 1'den 5'e kadar puan verdik. Hiçbir zamandan her zamana kadar. Sonra her sorunun ortalamasını aldık. Her sorunun ortalamasında yani bu soru yani bilgi edinmek için bilişim teknolojileri 5'ler 8'lere göre daha az kullanıyor. Alttaki ortalamalar da bunu gösteriyor. 5 üzerinden 3,24 çıkmış 5'ler. 8'de ise 3,71 çıkmış. Yani 8'ler daha fazla kullanıyor bilişim teknolojilerini bilgi edinmek için tabii. Hiçbir zaman diyen mesela %6,3 var 5. sınıflarda. 8'lerde hiç öyle bir şey yok. Hepsi ara sıra da olsa, nadiren de olsa kullanıyorlar. Evet. Diğer sorumuz şuydu. Bilgi dağarcığımı arttırmak için bilişim teknolojilerinden yararlanırım. Bu da yine %50 oranında ara sıra demiş 5. sınıflar. %44 oranında 8'ler ara sıra demiş. Burada sık sık 8'lerde biraz daha artmış 5'lere göre. Hiçbir zaman oranı %5,4'ten %1,9'a düşmüş. Bu da yine o bilincin oturduğu, bilgi dağarcığını geliştirmek için bilişim teknolojinin kullandıklarını gösterir. Ve ortalamalardan da bu zaten çıkıyor. Orada 3,6 iken burada 3,33'e yükselmiş. Yani burada şunu diyebiliriz. Bilgi dağarcığını arttırmak için bilişim teknolojinin bilinçli bir şekilde çocuklar kullanıyor olabilir. Yaş ilerledikçe daha bu bilinç oturuyor olabilir diyebiliriz. Sizlerin de yorumu varsa siz de yorum yapabilirsiniz yani bunlarla ilgili. Sorularla ilgili. Devamında diğer sorumuz öğretmenlerimizin verdiği ödevleri yaparken bilişim teknolojilerinden yararlanır mı sorduk. Burada 5'lerde %16 oranında hiçbir zaman demiş. Her zaman ise %15 oranında çıkmış. 8'lerde ise nadiren %30, ara sıra %45 çıkmış. Burada da hiçbir zaman %6 oranında var. Yine her zaman oranı 5'lerle yakın. Burada öğrencilerde şu psikoloji uyanıyor. Hani öğretmen verdiyse bunu kendim yapmalıyım, bir yerden kopya çekmemeliyim mantığı ortaya çıktığı için burada oranların düştüğünü de göreceksiniz. 5 üzerinden 2,91 iken 5'lerde, 8'lerde ise 2,79. Aslında burada 5'ler ilk defa şeye çıktı. Hani 8'lerin üzerine çıktı. Yani 5'ler öğretmenin verdiği ödevleri yaparken bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanıyor. Az da olsa 8'lere göre daha fazla yararlanıyor. Bu da artık şunu gösteriyor. 8'ler şuna ulaşıyor demek ki yaş ilerledikçe veyahut da gördükleri eğitim seviyesi arttıkça ödevleri kendileri yapabiliyor. Kendilerini daha yetkin hissediyor ve bilişim teknolojilerine daha az ihtiyaç duyuyorlar olabilir. Öyle de söylüyor olabilir. Veya öyle de söylüyor olabilir tabii ki. Yani anket bu. Çocuk ne kadar doğru söylüyor, değil mi hocam? Evet. Diğer soru, burada oranlar daha da düşüyor. Ders kitaplarımızda yer alan görevleri yapmak için bilişim teknolojisinden yararlanalım. Ders kitabı nedir? İşte etkinlik ödevleri veriyoruz biz çocuklara. Çocukların çoğu mesela şöyle yapabiliyor. İnternetten gidip cevap anahtarları var bir şeylerin. Etkinlik ders kitaplarının cevap anahtarları var. Oradan alabiliyorlar. Bazıları da bu kopya çekmek olduğunu düşündüklerinden dolayı, bunun kopya çekmeyi olduğunu düşündüklerinden dolayı bakmıyorlar. Yani kendileri yapmaya çalışıyorlar. Burada 8'ler daha az kullanmış. 2,3'e 23'e düşmüş. 5'lerde ise 2,73. Yani hiçbir zamanın oranı 8'lerde %24. 5'lerde ise %18. Her zaman %9. Burada ise %3,9'a düşmüş. Yani çok az miktarda öğrencimiz bizim hani internetten ders kitaplarıyla ilgili görevleri ve ödevleri yapıyorlarmış. Ya da başka bilişim teknolojisine yararlanarak yapıyorlarmış.
Proje çalışması yaparken bu oran artıyor. Çünkü proje çalışmasında çocuk şunu düşünüyor. Proje çalışması bir araştırma ödevi artık. O zaman ben bu bilişim teknolojisine mutlaka yararlanmalıyım. Bilgi edinmeliyim. Zaten oran burada 8'lerde %30'a çıkmış. 5'lerde hemen hemen yakın. %29'a hiç her zaman oranı. Yalnız 5'lerde %5.4 hiçbir zaman ilginç bir şekilde yer alıyor. 8'lerde ise bu oran yok. Hiçbir zaman oranı. Bu proje çalışması mı çocuklar? 5'te kavramamış olabilir. Kavramamış olabilir, evet. Yani 5'te çocuklar bunu kavramamış olabilir. Proje nedir, nasıl yapılır diye. Diğer oranlar hemen hemen yakın. Sadece şu %5.4 her hiçbir zaman oranı farklılaştırıyor 5'leri. Alttaki ortalamalara baktığımızda ise burada da yine 8'ler daha fazla kullanıyor. 3,88 ortalamayla. Çok da değilmiş. 3,68 0.2 gibi bir oranımız var. Evet. Bu sorumuzda da kendime faydalı olacağını düşündüğüm bir konuyu araştırmak istediğimi bilişim teknolojilerinden yararlanırım mı sorduk. Burada oran daha da fazlalaştı. %36 oranında 8. sınıflarımız her zaman ben kendime faydalı olan bilgileri bilişim teknolojinden araştırırım demiş. 5'ler %17 her zaman işaretlemiyor. %32 oranında işaretlemiş. Sık sık yaparım ama her zaman yapmam demiş. Bu da bilişim teknolojinin kullanma bilincini, ne için kullandıklarını gösteren bir soru maddemiz olabilir. Yani niçin kullanıyor çocuk? Yani çocukta şu oluşmamış. Hani bilişim teknoloji ben kendime faydalı olacağım bilgileri araştırırım gibisinden. Bu bilinç oluşmuyor. %9.8 oranında hatta hiçbir zaman. Çok ilginç. Değil mi hocam? O zaman bilgisayar dersi almıyorlar. Belki nasıl ulaşacaklar? 5 ve 6'lar mı? 6. sınıflar alıyor aslında. 5'ler seçmeli herhalde. Seçmeli. Bir de bu şeyin uygulandığı okulda pilot uygulama var. Pilot uygulama, daha doğrusu pilot uygulamaya geçtik artık. Hazırlık sınıfı. 5. sınıflar hazırlık sınıfı. 11 saat İngilizce görüyorlar. Ondan dolayı o dersi görmediklerinden, bilişim teknolojilerini görmediklerinden dolayı bu bilinç oluşmamış olabilir. Evet. 4,6 iken 8'lerde mesela burada 3,39. Evet, makas evet. Biraz daha açılmış, evet. 8'ler daha fazla kullanıyor. Merak ettiğim bir konuyu araştırırken bilişim teknolojisine yararlanırım dediğimizde 8'ler %40'a yükseldi burada. 5'ler %28'e biraz daha yükseldi ama %7 de hiçbir zaman oranımız var. Sık sıkla birlikte değerlendirdim. Zaten çocuklar şöyle düşünmüş olabilir. Sık sıkla her zaman. Her zamanı sürekli olarak düşündüğünden dolayı sık sık da bu oranı aldığımızda yani %50 oranında ağırlıklı olarak kullanıyor ama burada 8'lerde ise %70 oranına çıkıyor ikisini topladığımızda. Yani %70 oranında bir kitle ne yapıyor? Merak ettiğim bir konu araştırırken bilişim teknolojiden yararlanıyor. Zaten ortalamalarda 4,02 onu gösteriyor. Evet. Bilmediğim olayları araştırırken bilişim teknolojiden yararlanırım dediğimizde burada ise mesela diyelim ki bir önceki ile şunu karşılaştırsın. Merak ettim. Tamam, aynı. Tamam. Şeyi bak. Ha şey mi hocam? Çok yakın bir. Evet. Şöyle 10 ile 11 şöyle oynatayım. Şöyle. Evet, madde kökü çok yakın. Çocuk ayırt etmiş, ayırt etmemiş olabilir. Ayırt etmemiş olabilir yani. Aynı madde aynı gibi düşünmüş de olabilir. Ama bilmediğim dediğinde sanki birlikte vardı ama şeyde merak ettiğimde kendi bilgisayarıyla. Yani. Merak ettiğimde şöyle olabilir. Hani duyup da hani kendisi merak uyandırmıştı. Yani da öz yeterlikle ilgili bir şey. Evet, ya da kendisi öz yeterliğin dediği gibi hoca bir anda merak edip de yapabilir. Ama bilmediği olaylarda mesela bu daha çok birinden duymuştur, bilmiyordur. Gidip araştırma yapabilir. Bunu ayırt etmemiş olabilir ama oranlar yakın. Ama 5'ler biraz daha yükselmiş burada. Evet. Birinden haber almak için bilişim teknolojilerinden yararlanırım dediğimizde 5'ler evet 5. sınıflarımız %12 oranında hiçbir zaman demiş. Haber almam kimseden. Tabii çocuklar artık hani kaç kişiyle iletişime geçiyor? Anne ve babasıyla okuldan çıktığında veyahut da okul zamanı dışında anne babasıyla iletişime geçiyor. Ya da arkadaşlarıyla çok iletişime geçtiği, çok sosyalleştiği bir dönem olmadığı için bu fark oluşmuş olabilir. 8'de geldiğinde çocuklar yaş ilerledikçe arkadaş ortamı da daha da genişlemiş oluyor.
Bu sefer telefon, internet gibi şeylere daha fazla ihtiyaç duyduğu için oranlar artmış. 3,99 oranında burada bir ortalama yakalamış ama 3,135'ler daha az kullanıyorlar. Ve %12 oranında ve bir hiçbir zaman kullanmayan öğrencilerimiz var. Birine mesaj göndermek istediğimde bilişim teknolojiden yararlanım dediğimizde 8. sınıflarımız yarısından fazlası artık telefona daha haşır neşir olduklarından dolayı olsa gerek sürekli mesajlaşıyorlar WhatsApp gruplarından ya da Instagram'dan falan bu gibi sosyal medya aracılığıyla %53'e ulaşıyor. Ama 5'lerde bu oran %28 her zaman diyenler. Demek ki 5. sınıftaki öğrencinin de şeyi var. Mesajlı vesaire. Tabii evet o hiç olmadığını göstermiyor. Evet, şu an 5. sınıf çocuklarımızı sorduğumuzda bizim evet cep telefonlarımız var diyor. Özel telefonlar var. SMS'i buna dahil etmemiş de olabilir. Mesela ailesinin, annesinin, babasının telefonuna atılan mesajı bence dahil etmemiş. Mesaj. Artık çok kullanılmadığından dolayı dahil etmemiş olabilirler. Yani sık sık da yine topladığımızda %50'ye varan bir oran ulaşıyor ama 8'lerde bu %84 oranına ulaşıyor ve 4,29 oranında. 5 üzerinden. Bayağı kullanıyorlar yani 8'ler. 8'ler çok kullanıyor evet. Birine haber vermek için bilişim teknolojiden yararlanalım dediğimde yine 8'lerin önde olduğunu görüyoruz. 4,06 ortalamayla. 5'ler 3,33 oranında. Çünkü 5'lerde daha çok aile kontrolü var. 8'e geldiğinde mesela çocuklar ergenliğe girdiğinden dolayı aileler biraz daha geri plana çekiliyor. Hani büyüdü artık diye. O yüzden daha kullanım özgürlüğü daha fazla. Ama 5'lerde daha denetimli telefon kullanma, Instagram ya da bilgisayar kullanma anlamında. O da bu oranları etkiliyor olabilir birine haber vermek için. Şu an artık tüm çocuklarımızda zaten telefon var. Hani okuldan çıktığında bana haber versin veliler. Hani veliler öyle diyor en azından. Ama %12 oranında hiçbir zaman kullanmayan var. 8'lerde ise %3,9 oranında. Yani bu 8'lerin daha fazla kullandığını gösterirse. Evet. Görüşmek istediğim biriyle bilişim teknolojiden yararlanarak görüşürüm. Yani illa yanına gitmem. Bu telefonlarla görüşürüm. Evet, 8'lerde. Burada %36 oranı sık sık demiş. %24 oranında her zaman diyor. 5'ler %25 oranında ama yakın her zaman ve ikisinde de yakın oranda. Burada 8'lerde şu hani görüşmek sık sık daha fazla. Burada sık sık daha fazla evet. Burada şu da hani şeye girebilir, devreye girebilir. Hani sürekli şu an çocuk 8. sınıflar LGS'de hazırlandığı için hani daha az kişiyle görüşeyim, daha az, daha fazla çalışayım dediyse hani o hiçbir zaman şey oranlar bunu gösteriyor olabilir. Nadiren ara sıra diyenler bu orana girebilir. 3,33, 3,64 çok bir fark yok aslında. Bu ihtimaller üzerinde konuşabilmek için açık uçlu sorular desteklemek gerekir. Aha. Aslında ben şey de yapayım mı dedim bir beşleri bir toplayıp bir de görüşme yapayım hani neden bu soruya bu cevap verelim hani fikirlerini alayım bir ses kaydı yapayım diye de vakit olmadı ona. Makaleye güzel yapabilirsin. Evet. Bir fırsat bulabilirsem hani görüşeyim şey yapayım diye. Bir derste yazdırabilirsin. 16'da şunu sorduk. Biriyle yazışmak istediğimde bilişim teknolojisinden yararlanırım. Evet yine yazışma deyince WhatsApp, Instagram'daki iletişim, Messenger %54'e çıkıyor 8'lerde. Daha yazışıyorlar yani. Gerçekten %28 ile birlikte oran bayağı bir yükseliyor. %82 mi oluyor? Yani neredeyse tamam mı? Şimdi ara sırayı evet. Da katabilirsin. Katabilirsin. Yani, evet. Tamamen artık şeye girmiş. Bu potaya girmişler. 5'lerde daha dalgalı yani pasta daha orantılı. 4,28 mesela. En fazla oran bu mu acaba? Bu muydu maddeler bir arasında? Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı değil mi hocam? Bir tane daha. Hatta iki tane vardı. Evet. Düşüncelerimi ifade ederken bilişim teknolojiden yararlanın dediğimiz anda kimse düşüncesini bilişim teknolojileriyle çok ifade etmiyor. Bu terse döndü. Terse döndü ve hatta 5. sınıflar daha biraz da olsa kıl payı da olsa öne geçti.
%4,9 oranında bir her zaman oranı var. Yani 8'ler, bak şuraya baktığımızda nadiren ve hiçbir zaman %48, 49 oranında. Mesela bunun nedeni dantik olarak istiyorum. Telefon daha az bulunuyordur yaşa itibariyle değil mi? Hangisinde? Hayır. Ya aslında burada kastettiği çocuğun şu olabilir. Ben düşüncelerimi öyle internette orada burada yazmam. Yazmam, paylaşmam anlamında. Ama nedeni mesela dantiklere... İşte onun için açık uçlu bir görüşme çok faydalı olur. Çok da güzel olur. Evet. Yani burada bayağı bir oran düşmüş. Şurada da %50, nadiren hiçbir zaman 5'lerdi. Burada bayağı düştü oran. Düşüncelerimi paylaşırken bilişim, bu da bu soruyla öncekiyle vereyim bir daha. Düşüncelerimi ifade ederken bilişim teknolojiden yararlandım. Düşüncelerimi paylaşırken bilişim teknolojilerinden yararlandım. Yine aynı oranlar. Aynı, hatta bunu biraz daha fazla. Evet. İfade ederken, paylaşırken. Yani şöyle düşünmüş abi, burada düşüncelerimi ifade ederken bilişim teknolojileri illa bir yerde yayma anlamında değil bu madde. Yani düşünce, mesela bir günlük yazabilir ya da duygu düşüncelerini bilgisayar aracılığıyla Word'e de kaydedebilir. Aslında bu madde onu da söylüyor, bunu da kapsıyor. Çocuk ama bunu anlamamış olabilir. Burada ise direkt paylaşma var. Yani tamam yazıyorsun, aynı zamanda birileriyle de paylaşıyorsun. Yani madde kökünün ufak ayrıntısı burada gizli aslında. Eğlenceli vakitler geçirmek istediğimde bilişim teknolojilerine yararlanıyorum. Burada %23 oranında 5'ler daha fazla kullanıyor. Her zaman demiş. 8'ler ise %16. Tabii diğer maddelerle baktığımızda 3,35 8'ler öne geçiyor. Hiçbir zaman diyen %13,4 5'lerde var. %1,9 8'lerde var. 8'e ağırlıklı olarak kullanıyor. Nadiren de olsa, ara sıra da olsa eğlenceli vakitler geçirmek için kullanıyor. 5'lerde ise daha orantılı bir pasta var. %33 ara sıra. Eğlenceli vakitler geçirmek istediğimde. Eğlenmek istediğimde, bilişim teknolojilerine yararlanıyorum dediğimde, yine oranlar baktığınızda aynı gibi değil mi? Hı-hı. Evet evet aynı. Değişimi. Evet. Oyun oynama amacıyla, aslında en çok merak edilenlerden biri budur. Oyun oynama amacıyla bilişim teknolojilerine yararlanırım. 3,16 8'ler, 2,94 5'ler diye gösteriyor. 5'lerde biraz ailenin denetimi çok fazla oluyor. Yani oyun oynamasın, özellikle bu mavi balina gibi tehlikeli oyunlardan dolayı biraz daha aileler dikkat etmeye çalışıyor. 8'lerde ise 3,16. 5 ve 8'lerin bu kadar yakın olmasının sebebi 5'lerde aile denetimi, 8'lerde ise LGS'nin hazırlanmadan dolayı azaltmış olabilirler. Ama 6 ve 7'lere yapsaydık bu oran daha fazla çıkabilirdi. Çünkü gerçekten hani her çocuk bilgisayarda ya da başka bir ortamda oyun oynayabiliyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Son oran. Evet, bu son hocam. Tamam.